Bugün size biraz böyle şeyden bahsetmek istiyorum. Yani şu anda hayatımızda ne yapabiliriz? Yani fazla sözü dolandırmak istemiyorum bugün. Bunları yaparsak arkadaşlar, yani 10 tane şey sayacağım. Bunlardan 1, 2 ya da 3 tanesini yapsanız bile hayatınızda değişmeye başladığınızı göreceksiniz. Bazılarınız belki de bunları yaptı. Bazılarınız hiçbirini yapmadı. Ama özellikle size yakın gelen, yapabileceğinizi düşündüğünüz bu 10 eylemden birkaç tanesini ya da hepsini birden bilmiyorum. Hepsini yapmayı deneyin. Yapabildiklerinizi yapmayı deneyin ki bir tık daha kendinizi güçlü hissetmeye başlayın. Çünkü arkadaşlar kanalımda 55 tane video var. Zaten kendi seyrettiğiniz videolar da var. Eminim. Kitaplar var. Bunları da okuyorsunuz ve eminim ki arkadaşlar bir yerlere geldiniz yani bayağı bir yol kat ettiniz. Kendini arayan, kişisel gelişim isteyen, kendini iyileştirmeye çalışan insanlar olarak hepiniz elbette bir yerlere doğru gidiyorsunuz ve benim kanalımdaki insanların çoğu da teorilerden artık sıkılmış durumdalar. Yani diyorlar ki bana bize öyle şeyler var ki bir başlama olsun, bir adım olsun istiyorlar. İşte bu video biraz öyle bir video olmasını istiyorum arkadaşlarım. Bugün size yapılabilir eylemlerden bahsedeceğim. Yani şu videoyu izleyen insan hayatında bir değişim yaşamasını istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Birinci metot, yani birinci yapmanızı istediğim şey, anne anneyle babayla barışın. Anneyle babayla barışın. Genelde benim gibi e, kişisel yolculuğa çıkan insanların çoğunda gözlemlediğim şey şu, yani dibe düşmüş olan insanlar oluyoruz biz genelde. Ve bu dibe düşmüşlük de çocuk yaşlarından başlıyor. Travmalarla falan başlıyor. O travmaların da sorumlusu olarak hep etrafımızda Ebeveyn figürü olarak gördüğümüz yani büyüklerin bir figürü olarak e, olgun dünyanın gözümüzdeki canlanması olarak gördüğümüz anne baba gibi yüksek figürler oluyor. Ve biz de hayatımızın bir döneminde bu figürlerden kurtulmak istiyoruz. Yani bu figürler beni rahatsız etti bunlar beni zorladılar travma yaşattılar gibi şeyler söylemeye başlıyoruz. Ve bu da arkadaşlar bizi dibe doğru çeken bir eylemlerden bir tanesidir. Biz farkında olmasak da anne babamıza karşı gelmek aslında bizi dibe çökerten bir eylem. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Mesela çoğu insan der ki ve bunu da hak veririm. Buna da hak veriyorum çünkü kendim de yaşadım. Çoğu insan der ki işte annem babam beni dibe çökertti. Anlamadılar beni. Tutkularımı anlamadılar. Hayatımı anlamadılar. İsteklerimi anlamadılar gibi şeyler söylüyorlar. Yani doğru bu da doğru ben de yaşadım bunu. Ya bu var. Maalesef yetiştirdi işte bu var. Ve çoğumuz da bundan muzdarip olduk. Ee, Lübnanlı şair ve yazar Halil Cibran'ın söylediği bir şey var. Çocuklarınız diyor size ait değildir diyor. Siz onlara bir şey düşünce verebileceğinizi düşünmeyin. Her şeyi verebilirsiniz diyor. Maddi ama düşüncelerinizi asla veremezsiniz. Ben de buna katılıyorum. Yani çocuklarımıza düşünce empoze etmeye çalışıyoruz böyle ama çocuklar aslında e, bence düşüncelerini kendileri geliştiriyorlar. Kendileri bulmak zorundalar ve onlara dokunulmasını istemiyorlar falan. Böyle bir cam fanusun içinde düşün düşüncelerini, fikirlerini, tutkularını falan korumak istiyorlar. Yani onlar için özel olan bir şeydi bu. Bizim için de böyleydi ve annemiz babamız hiç bize sormadan geldi, onlara dokundu. Tamam. Buralarda travmalar yaşadık veya kızgınlıklarımız oldu. Ama size diyorum ki eğer yaşınız 17-18'den fazlaysa... E, ...hala annenize babanıza kızgınsanız... ...bırakın bunu diyorum. Çünkü bakın... ...çok size e, bunun ispatını şöyle vereceğim. Anneniz babanız... ...kapasitesi veya... E, ...potansiyeli dahilinde olmadan size kendini empoze etti. Bakın bir daha söyleyeyim. Kapasitesi ve potansiyeli vardı annenizin. Ama bunlara dahil etmeden kendini yani bu arayışlara girmeden sizin yaptığınız arayışları bilmeden potansiyelini bilmediği için de hep size düşük potansiyelli düşük enerjili taraflarından yaklaştı olaya. Ama yine de şunu söylüyorum anneniz babanız daha iyisini yapamazdı ...bakın onlara bağışlamak zorunda olduğunuz nokta bu... ...daha iyisini yapamazdılar... ...asla yapamazdılar... ...çünkü onların o bilis seviyesinde... ...zihin seviyesinde... ...geldikleri... ...potansiyel demeyeceğim bu yanlış kelime olur... ...çünkü potansiyellerinin farkında değiller... ...geldikleri zihin... ...açıklığı seviyesinde... ...daha iyi bir şey bilmiyorlardı... ...size verecek bir şey bilmiyorlardı... ...ve size bir şeyler verdiklerini de düşünüyorlardı... ...yani bak... ...işte oda verdiler... ...eğitimimizi karşıladılar... ...yemek verdiler... ...bunların hepsi çok değerli şeyler aslında... ...biliyor musunuz yani çok çok masraf ettiler... ...ama bu masraflara sığınıp da işte... ...her şeyi verdik sonra kardeşim diye... ...çok anne baba var ki... ...çocuklarının o... E, ...potansiyellerini hala anlayamamışlar... ...ama önemli değil bakın... ...burada yapacak hiçbir şey yok... ...yani anne babanızı siz değiştiremezsiniz... ...vakit kaybedersiniz... ...annemi değiştireceğim... ...o bana bunu yaptı... ...ben yıllarca böyle vaktimi de kaybettim yani... Evden kaçtım, tavırlar yaptım, küskünlükler yaptım. Bakın ne zaman, bak ne zaman annemle olan küskünlüğümü 30, 3 yaşında falan sonlandırma eylemini ben yaptım. Dedim ki anneme gideceğim, barışacağım dedim. Ve 33 yaşına gelene, 34 yaşına gelene kadar arkadaşlar hayatım böyleydi, aşağı doğru gidiyordu. Aşağı doğru gidiyordu. Dedim ki kendi kendime ben anneme gideceğim diyeceğim ki senden bir beklentim yok yani bir şey beklemiyorum karşılığında ama ben seni bağışlıyorum seni seviyorum. Bunu söyledikten sonra bir anda hayatım bakın her konuda yukarı çıkmaya başladı. Çünkü annenize babanıza karşı duyduğunuz o nefretler sizin sırtınızda bir yüktür bakın. Haklı ve haksızlık olayını bırakın artık. Büyük ihtimalle de haklısınızdır. Onlara göre de onlar haklıdır. Yani bunun Yargıcı kim olacak? Yani günün sonunda bunların bir yargıcı olacak herhalde. Bilmiyorum. Yani kıyamet günü dediğimiz olay falan ortaya geldiği zaman büyük ihtimalle bunların ortaya çıkacak. Ama annenizle babanızla barışın diyorum. Barışın. Yükleriniz hafiflesin. Ee, okulda başarılı olursunuz. Bakın. Okulda başarılı olmak istiyorsanız, işte başarılı olmak istiyorsanız annenizle, babanızla bugün telefon edin. Deyin ki anne baba Geçmiş bitti. Gel ileriye bakalım. Lütfen seni bağışlıyorum. Seni seviyorum. Sadece bu lafı söyleyin. Fazla da olayı karşı kurcalamayın. Sen bana onu yapmıştın. Ben mi sana onu yaptım? Hayır sen... Bunlara girmeyin artık. Geçmişle ilgili bir şey açarsa anneniz... Kapatın gitsin. Hiç girmeyin. Anne ben bunları duymak istemiyorum. Ben yanlışlıklarım için özür diliyorum. Seni de ben kendim bağışlıyorum. Lütfen seni çok seviyorum. Bitti. O kadar. Bunu söyleyin. Bana iyi bir annelik babalık yaptığın için de teşekkür ederim. Elinden geleni yapmışsın diyeyim. Sadece bu. İkinci konuya gelelim. Gene bugün şu anda yapabileceğiniz hayat değiştirici bir eylem. Bak anne baba konusundan sonra bu birazcık garip gelecek size. Komik gelecek. Ama gerçekten bunu deneyin. Şöyle bir barfix vardır ya barfix çekme olayı vardır. Barfix çekmenin çekmeyi sağlayan bar vardır. O barlar satılıyor. Decathlon'da satılıyor. Onlardan kapınıza takıyorsunuz ve çekmeye başlıyorsunuz kendinizi. Bakın arkadaşlar çok size değişik bir şey söyleyeceğim burada. Ben 95, 96, 97 kilolarda gezen yıllardır hiç değişmedi bu. Ve ben o barı aldım. Kendimi çekmek için. Yani şu kolların falan gelişsin diye. Şunu fark ettim arkadaşlar. Çekemediğimi gördüm. Şimdi buradan size bir metafor yapacağım. Çok enteresan bir benzetme yapacağım yani. Bakın. O barı kişisel potansiyel gelişiminizi size getirecek bir alet olarak görür, tamam mı? Siz kendi yükünüzü de yani kendi gücü kendi vücut ağırlığınızı da sizi aşağıda tutan sizi aşağılarda tutan o Karanlıklarınız olarak görün, depresyonlarınız olarak, kurtulmaya çalıştığınız olaylar olarak görün, tamam mı? Siz yukarı çekmeye başlayınca kendinizi, onlar direnecek. Yani vücudunuz acayip direniyor arkadaşlar. Bir tane bile yapamıyorsunuz. Ya yani bir tane bile kendinizi bu şekilde çekemiyorsunuz. Ama birinci gün çekmeye başlayınca siz böyle kollarınızı, ve buralarda direnç başlıyor. İkinci gün arkadaşlar, bakın, ikinci gün biraz daha kendinizi kaldırmaya başlıyorsunuz. Üçüncü gün biraz daha böyle şuralara falan geliyor. Dördüncü gün biraz daha böyle bir hafta içinde falan kendinizi bir kere o barın üstünde şöyle şöyle kaldırabildiğinizi göreceksiniz. Bakın daha bir hafta içinde. Size buradan challenge vermek istiyorum. Bundan 10 tane falan yapmaya çalışın. Ben kendime de bu challenge'ı verdim ve 6-7 aydır bunu başarmaya çalışıyorum. Şu andaki rekorum 5. Yani 5 tane kendimi böyle çekip kaldırabiliyorum. Eğer diyorsanız ki bu olay bana pahalı geliyor. Yani alamayabilirim. O zaman şınav yapmaya başlayın. Şınav yerde. Yerde kendinizi itip kalkacaksınız. Ve bunun birincisini yapmak daha çok zordur. Özellikle kilolu bir insansanız. Daha birinci şınavı yapmak bile çok zordur. Ama nereye geleceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Biz yavaş yavaş adımlar atarak her zaman diyorum ya bu üzerimizdeki şeylerden falan kurtulacağız. Depresyonlardan, karanlıklardan kurtulacağız. İşte bu bunların birinci adımıdır. Yani birinci çektiğiniz olay size bir özgüven getirecek. Ve o özgüveni de beyninizde kazıyın. Çünkü hayatta bundan sonraki adımlarınızda hep başarılı olmaya başlayacaksınız. Sağlık kazanacaksınız. Ee, zihniniz ve bedeniniz doğru orantılı olduğu için de arkadaşlar... Ee, zihinsel sağlığınızda yani bedensel sağlığınızla birlikte zihinsel sağlığınızda artmaya başlayacak. Olayları daha açık görmeye başlayacaksınız. Mutlaka bunu yapın. Yani spora başlayın ama illa demiyorum ki cime gidin. Yani bir fitness salonuna gidin demiyorum. Ya belki vaktiniz olmuyor, belki pahalı geliyor ama evde mutlaka yapacağınız olay budur arkadaş. Şınav ve kendinizi çekmek. Bu iki şey. Evet, üçüncü konuya geçiyoruz. Oruç tutmak. Şimdi oruç tutmak dediğimiz zaman bize e, genellikle aklımıza şey geliyor işte Ramazan ayları. Benim burada söylediğim şey su orucu arkadaşlar. Su orucu o yüzden dini bir şey algılamayın ve dini bir şekilde de bunu yapmaya çalışmayın. Hani sahur falan diye bir şey yok burada. Bu anlattığım oruçta olay şudur. Üç gün boyunca yani üç günden başlayın. Aslında bu 21 gün yapılan bir şey ama bunu yapmayın bunu denemeyin. İlk başta 3 gün size tavsiyem. Ben bunu 8 güne kadar çıkartabildim. 3 günden başlayacaksınız. 3 gün boyunca hiçbir şey yemeyeceksiniz. Katı gıda olarak hiçbir şey ağzınıza almayacaksınız. Bu üç gün boyunca arkadaşlar vücudunuz restart etmiş olacak. Şimdi düşünün arkadaşlar elektronik cihazlarımıza çok dikkat ediyoruz. Ay ısındı bu kapatalım diyoruz eğer çok çok fazla süre ısınırsa. Bilgisayarımızı restart ediyoruz. Başlatıyor, baştan başlatıyoruz falan. Ve dikkat edin bilgisayarlar, laptoplar uzun süre çalıştığı zaman hep böyle takılmaya başlar. Bir takılmalar olur. Ve hep biz yeniden başlatırız ve o zaman hızlanır falan. Böyle şeyler. Veya bir süre sonra o da yetmez. Deriz ki ben buna format atacağım deriz. Ve o formatla birlikte bilgisayar artık uçmaya başlar. Bu oruç olayındaki, su orucundaki olay bu. Vücudumuz, ben 49 yaşındayım, 49 senedir hiç durmadan, durmaksızın gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz çalışıyor. Özellikle mide. Midemiz çok fazla çalıştığı için hiç durmuyor arkadaşlar ve biz de böyle düşünüyoruz ki herhalde durmaz bu yani. Her zaman bir şeyler vermemiz lazım diye düşünüyoruz. Ama bakın görüyorsunuz bazen vücut tekliyor. Aynen bilgisayar gibi teklemeye başlıyor. Yaşınız biraz ilerledikçe bunu görmeye başlayacaksınız. Yani tıklamalar başlayacak. Mideniz ağrımaya başlayacak. Bir yerleriniz ağrıyacak. Bir yerler tutulmalar olacak falan filan. Bunların hepsi işte vücuda yeterli gereken e, dinlenmeyi sağlamadığımız... ...veya esnetmeleri sağlamadığımız için. Bu su orucu dediğimiz olay... Vücuda bir esneme sağlayacak. Bir restart atacaksın. Üç gün boyunca hiçbir şey yemediğin zaman göreceksin ki vücut kendine gelecek. Toparlanacak. Bu su orucunun arkasında bir Aydin Salih diye bir e, bayan var. Onun yazdığı bir kitapta okumuştum bunu. Gerçek tıp kitabında. Orada ayrıntılarıyla anlatıyor ama özetle geçecek olursak e, çok yararlı bir şey olduğundan söz ediyor. Ben de bunu denedim. O kitabı okuduktan sonra denedim vücudumuzun vücudumuz bir şey yemediği zaman arkadaşlar kitaba göre konuşuyorum o kitaptan anlatıyorum bir şeyle beslenmediği zaman o zaman vücuttaki o artık işte tümör, ülser, artık kalan parçalar, gereksiz zararlı şeyler falan onları yemeye başlıyor diyor kitapta. Yani vücut kendi kendini temizlemeye başlıyor aç kaldığı için. Çünkü bakıyor ki siz bir şey yemiyorsunuz, vücuda bir şey vermiyorsunuz. O da kendi besinini, kendi enerjisini sizi yaşatmak için kendisinden sağlamaya çalışıyor. İşte bunun bu sırrı bu. Su orucunun sırrı bu. Su orucunuzu deneyin diyorum, tavsiye ediyorum ve güzel bir şeydir bu arkadaşlarım. Tavsiye ederim. Arkadaşlar başka bir konuda sigara içme konuşacağız. Sigarayı bırakın. Demek kolay. Ama bırakın diyorum. Çünkü bana soruyorlar bakın ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Belki kendi hayatımdan örnek vermek size de e, bir tavsiye sağlar. Bana soruyorlar azıma. Abi sen 50 yaşında gözükmüyorsun ya. Her zaman bun bununla karşılaştım. Soruyorlar kaç yaşındasın abi? Sen 50 diyorum. Yok ya. Kimliğini göster falan diyen çıkıyor. Yani inanmıyorlar. Bunun sebebini ben araştırdım. Ya benim diyen insanlardan ne farkım var? Arkadaşlar ben şunu söyleyebilirim. Yani bu benim teorimdir. Bilimsel bir açıklaması yok. Ama benim teorime göre ben sigara içilen ortamlardan hayatım boyunca yani 10 yaşından 15 yaşından itibaren sigara içilen ortamlardan tamamen kaçtım. Yani biri sigara içiyorsa o ortamdan direkt kaçtım, çıktım. O dumana kendimi maruz bırakmadım. Bugün görüyorum insanlarda eğer sigara içiyorlarsa vücutlarında böyle şu derilerinde bir kurulaşma oluyor. Hatta bir delik delik böyle küçük küçük delikler oluşmaya başlıyor. Sanki vücudun suya ihtiyacı var gibi oluyor. Bu da onlarda bir sağlıksızlaşma yaratıyor. Ve sonra diyorlar ki abi hasta oldum ben ya diyorlar alakası yok mu sizce? Yani siz vücuda nasıl davranıyorsanız vücut da size o şekilde geri veriyor. Siz sigarayla, toksik maddelerle, gıdalarla hiç düşünmeden vücudunuzu çöp gibi, sanki bir çöplük gibi içine her şeyi alıyorsunuz. Ondan sonra da vücut da bunları kusmak için, attığınız sizin attığınız toksik maddeleri dışarı çıkarmak için dinlenmek istiyor. Hastalık dediğiniz şey Vücudun aslında kendini dinlenmek istemesi. Bağırıyor vücut diyor ki beni dinlendir artık diyor. Hastalanıyor. Neden hastalanıyor? Çünkü sen iyi bakmıyorsun. Büyük ihtimalle bundan arkadaşlar. Yani siz mutlaka sigarayı bırakın hayatınızdaki değişimleri göreceksiniz. Başka bir konu arkadaşlarım. Netflix konusu ve Netflix'e benzeyen başka platformlar var ya yani bizi esir alan. Oyunlar da bunun içine dahil. Yani bakın yaptığım araştırmalarda günde 5 saatten fazla televizyon seyreden, yani televizyonun içinde her şey dahil işte bu. Oyunlar da dahil. Ekran seyreden diyelim. Ekran seyreden insanların kalp damar tıkanıklık riski %50 artıyormuş. Bu insanlar dikkat dağınıklığı ve uyku problemleri yaşıyorlar. Bakın bazı insanlar var. Devamlı görüyorum. Bir şey yapacak mesela eliyle tutacak bir şey getirecek düşürüyor falan böyle. Sonra diyor ki abi ben çok sakar biriyim ya galiba. Sen sakar falan değilsin. Dikkat dağınıklığı var. Tek olaya konsantre olamıyorsun. Çünkü zihnini tek olaya konsantre edebilmek için eğitmemişsin. Bir de kadınlar bunu, kadınlara gireyim mi girmeyeyim bilmiyorum ama söyleyeyim yani içinde kalmasın. Kadınlar da bundan övünürler. Biz aynı anda 10 iş yapıyoruz. Erkekler yapamıyor. Yani 10 iş yapma aynı anda 5-10 şey düşünmek falan bir çıkar sağlamıyor arkadaşlar her şey yarım yarım yapıyorsun yani kadın zihninin en kötü özelliği bu ya da kadınsı dikkat dağınıklı olan zihinler aynı anda 10 iş yapmakta övünmeyin arkadaşlar böyle bir şey yok her şeyi küçük küçük yapıyorsun sakarca yapıyorsun hiçbir şey kendini yoğunlaştırmadan yapıyorsun bunun sebebi de ekran bağımlılığı bence yani günümüzde artık ekran bağımlılığı öyle bir duruma gelmiş ki Vücudunuz artık bu izleme olayını yani önünüzden böyle görüntülerin geçmesini falan kendi kendine istiyor. Kendi kendine buna ihtiyaç duyuyor. Aslında bu vücudun ihtiyaç duyduğu bir şey değil ama siz o kadar çok kendinizi bu ekranlara empoze etmişsiniz ki artık vücut kendisi ihtiyaç duymadığı halde mesela bir dizi seyrettiniz. Dizinin önemli bir bölümünü seyrettiniz. Konuyu anladınız diyelim tamam mı? O bölümü seyrettiniz anladınız dopamin geldi vücuda. Rahatladınız. Yazılar akmaya başladı. Son sahne geldi. Bitti. Vücut başka bir şey arıyor. Yeni bir şey ne seyredebilirim? Ama şimdi seyretin daha. Dopamini şimdi aldın sen daha. Orada başka bir şey senin araştırman demek artık vücuda ekstradan yük bindiriyorsun. Ama vücut da bunu istemeye başlıyor bir süre sonra. Çünkü bakıyor ki bu adamın demek ki buna ihtiyacı var. Seni, vücut senin emrine amade bir şey ama sen maalesef vücudunu böyle şeylerle doldurdukça daha sonra bir sürü dikkat dağınıklıkları, hastalıklar falan gelir. Gelir arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem Netflix'i veya benzer oyun oynamayı bırakın arkadaşlar. Bırakın. Bırakın. Başka bir özellik koşu. Koşu yapmak arkadaşlar. Bu konuyu ben de bilmiyordum. Biliyor musunuz? Yani bakın sporun Demin yukarıda söylemiştim hani barfiks çekmek, şınav yapmak gibi şeylerle ilgileniyordum. Hatta yapmaya başlamıştım. Kalisteniks olayını yapmaya başlamıştım ve 6-7 aydır da bunu yapıyorum. Ancak e, bu koşu olayını da buna eklemek istiyorum. Bakın koşun. Ben de daha başlamadım. Kendime de bunu söylüyorum. Bakın geçen gün bir arkadaşımı gördüm. Ondan sonra bunu videoya dahil ettim. Aslında bunu dahil etmeyecektim. Ancak e, bu bayan arkadaş biraz da böyle kilolu birisiydi. Hafif yani kilolu olduğunu hatırlıyorum. Geçen seneye kadar, hatta beraber tatilde, eşimle birlikte, onlarla birlikte bir tatil yapmıştık. Ee, arkadaşlar, o zaman bu kişi karar almış, demiş ki ben koşmaya başlayacağım ve ilk koştuğu zaman, ilk koştuğu zaman 30 saniye koşabilmiş, 30 saniye koşabilmiş, nefes nefese kaldım diyor. Bana anlattı. Daha bu hafta anlattı bunu. Sonra ne yaptın dedim? Şu anda ne kadar koşuyorsun dedim? Şu anda dedi, bakın ufak ufak her gün çıka 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 kendini geliştirdi ve şu anda dedi rekorum 6 kilometre. 6 kilometre hiç durmadan bu kişi artık koşuyor. Ve ben bu kişiyi geçen hafta gördüğüm zaman suratındaki mutluluğu, enerjiyi yani bir şey olmuş kadına. Bir şey olmuş. Gerçekten yani kendine özgüveni, konuşmaları, hareketleri falan değişiyor insan. Yani bu spor çok güzel bir şey aslında ve buradan size koşuyu da listenize yazmanızı tavsiye ediyorum. Son 3 tane kaldı arkadaşlarım. Vizesiz bir yere gitmek diye yazmışım ama illa vizesiz değil. Yani hemen yapılabilecek bir şey olarak söylüyorum ya bu videomda. Vizeli de gidebilirsiniz. Eğer vizeniz varsa veya yeşil pasaportunuz varsa daha şanslısınız. İstediğiniz her ülkeye gidebilirsiniz. Ama vizesiz Türkiye Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gidebileceği çok ülkeler var. Yani pasaportumuz çok kötü bir pasaport değil arkadaşlar. Gidebileceğiniz ülkelere gidin hemen gidin. Bu ülkelere gitmek yani başka bir ülkeye gitmek size ne kazandıracak? Birincisi comfort zone dediğimiz alışılabil alıştığımız alan var ya yani yaşamaya alışmış olduğumuz alan. Her gün yaşadığımız zihin durumları. Her gün aynı şeyleri üst üste yaşıyoruz ya. Bunlar bize bir şey vermiyor. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Hayatımızda kırık şeyler yapmamız lazım. Yani o döngüyü kırmamız lazım. Her gün aynı şeyleri yapma döngüsünü kırmamız lazım ki hayat bir yerlerden beslenebilsin. Ve bir yerlere gitmek, özellikle tanımadığımız bir ülkeye gitmek bizi çok besleyen bir şey. Başka insanlarla konuşmak oralarda ve başka kültürleri tanımak çok yararlı bir şey. Hem şimdi hem de hayatınızın ileriki dönemlerinde arkadaşlar bunlar size hem tecrübe olarak geliyor hem de zihninizin akışını e, geliştiren, zihnin açıklığı veren bir şey oluyor. Çünkü başka bir ülkede hiç tanımadığınız bir ülkede yaşamak, yaşamaya çalışmak, bir restoran bulmaya çalışmak bile, su bulmaya çalışmak, yatacak yer bulmaya çalışmak, oralarda sokakta bilmediğiniz bir dilde konuşmaya, insanlarla alışveriş yapmaya falan çalışmak bile sizin survival... Yani hayatta kalma içgüdülerinizi, adrenalin salgılıyorsunuz ve arkadaşlar bu çok yararlı bir şey. Bu adrenalini arada bir salgılatacak şeyler yapmanız lazım. Yani hep böyle oturup durursanız arkadaşlar bir şey durduğu yerde paslanır. Bilimde bunu söylerler. Yani bir şey uzun süre bir yerde durursa paslanmaya başlar bilime göre. Ve arkadaşlar siz de paslanırsınız. Vücudunuz paslanıyor. Zihniniz paslanıyor. O yüzden arkadaşlar ve ileride bütün bu yaptığınız geziler sizde konuşma konusu da yaratıyor. Hani diyorsunuz ya bazı arkadaşlarım diyor abi konuşma konusu bulamıyorum girdiğim ortamlarda tutuluk kalıyorum tutuk kalıyorum Bir konu bulamıyorum bakın başka ülkeleri gezin. Yeni bir yerlere kendinize aşina edin gidin orada gezin. Göreceksiniz o e, kazandığınız deneyimleri bir süre sonra e, konuşmalarınızda kullanmaya başlayacaksınız ve bunlar size yeni sohbetler olarak geri dönecek yeni enerjiler olarak geri dönecek ve, Arkadaşlar insan bir süre sonra gezdikten sonra evine dönmesi lazım. Bu da çok önemli bakın. Evinize dönmeniz çok önemli. Evinize dönmeniz neden önemli biliyor musun? Çünkü evimiz bizim artık sığınağımız olmuş günümüzde. Bunu sığınaklıktan çıkarıp dönülmesi gereken bir yer haline getirmeniz. Ya yani biz evimizden çıkmıyoruz. Ev sanki bizim için böyle evden çıkılmayan böyle bir siper gibi bir şey. Kaplumbağanın evi gibi. Kaplumbağanın sırtındaki ev gibi yaşıyoruz biz. Hep evdeyiz, her gün evdeyiz, her gün evde. Böyle olmaması lazım. Birazcık evi özleyin, dışarı dışarılara bir yere gidin. Bir hafta gelmeyin mesela. On gün gelmeyin, bir ay gelmeyin. Neden? Çünkü yeni enerjilere kendinizi açmanız ve oralardan beslenmeniz lazım. Çok önemli. Kitap yazacaksanız da önemli. Fikirlerinizi meydana çıkarmak için bunlar çok önemli. Sizin zorluklarla karşılaşmanız lazım. Zihninizin zorluklarla karşılaşması lazım. Gezmek çok önemli arkadaşlar. Son iki tane kaldı. Son iki maddemiz. Birincisi iki gay arkadaş. İki gay denen bir şey var. İki gay ya da iki bilmiyorum nasıl söyleniyor. Japonca bir kelime. İki gay yani araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bugün ayrıntılara girmeyeceğim burada. İki gayi çok tavsiye ediyorum. Benim hayatımda inanılmaz etkisi oldu bu olayın. Yani iki bir Japon felsefesi. Bu felsefe aslında pratik bir şey. Yani nasıl bir şey? Sizin yapabileceğiniz, tutku duyduğunuz, size para kazandırabilecek ve insanlara katkı yapabilecek olayları bulmanızı sağlıyor. Çünkü bu dört olgu olmadan diyor Ikigai, bu dört olgu olmadan o yaptığınız şeyin bir anlamı kalmıyor. Yani eğer çok fazla bir şeylerle meşgulsünüz ama size para kazandırmıyorsa o zaman onu yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü bütün vaktinizi ona harcarsanız kendi hayatınızı idame ettiremezsiniz. Veya kendi hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz, para kazanıyorsunuz ama tutku duymuyorsunuz. O zaman da sizi içten çürüten bir şey olabilir. Çok para kazanıyorsunuz, çok tutku duyuyorsunuz ama insanlara bir yararı yoksa boşuna yapıyorsunuz. Bu da bir işe yaramaz bir şey arkadaşlar. O yüzden dördüncüsü de içten gelen yeteneğiniz. iyi bildiğiniz bir şey. İyi bilmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bu sefer verdiğiniz ürün Tam olarak e, güzel bir ürün olarak ortaya çıkıyor. İşte bunların dördünü bulmanız lazım. İkigai kitabı var, Türkiye'de basıldı bu kitap. Hatta iki versiyonu çıktı galiba. Bir tanesi çalışma kitabı, bir tanesi ana kitap gibi öyle bir şeyler var. E, ben İngilizcesini okumuştum ve internette çok sayısız kaynak var İkigai konusunda. Hani bütün kitabı okumanız lazım mı bilmiyorum. Yani iki, ya, okusanız iyi olur. Ama bu felsefeyi madde madde anlatan insanlar da var. Bunu bir yaşam felsefesi haline getiren insanlar da var. Ama bu uzun uzun vadeli bir şey değil bu iki gayı bu arada. Yani hayatınızın bir döneminde iki gayı yapmanız lazım ki o blokları vücudunuzda hissettiğiniz, zihninizde hissettiğiniz blokajları kırıp bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Şu anda birçok arkadaşımda o blokajlar var. Bir yere gelmiş takılmışlar aşamıyorlar. İki gayının bunda çok katkısı olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Lütfen bunu deneyin diyorum. Son olarak bir dil öğrenmeye başlayın diyorum. Bu dil illa İngilizce olmayabilir ama günümüzde İngilizce çok revaçta olan bir şey olduğu için ben İngilizce konuşmayı biliyorum. Bakın kendim İngilizce bildiğim için bakın bir özgüven gibi bir şey geliyor. Yani İngilizce bildiğiniz zaman ortamlarda eğer korkmadan konuşabilirseniz bu arada bir özgüven gelir. Ve başka insanları tanış olmak yani başka milletlerden Türkçe konuşmayı bilmeyen insanları tanımış olmak onlarla birebir kontak kurmuş olmak zihninizi 180 derece 360 derece olmuyor galiba 180 derece açıyor büyütüyor ve siz genişletiyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum İngilizce öğrenmenizi. Bu konuya baş koyun, baş yatırın. Bu arada arkadaşlar ben İngilizce sevmiyorum. Çok kötü bir dil. Yani gerçekten ...dünyada öğrenilmesi gereken en son dil... ...çünkü o kadar kuralsız bir dil ki... ...özellikle pronunciation olarak... ...çok kuralsız... ...yani... ...anlatılmaz derecede saçmalıkları olan bir dil... ...ama maalesef... ...günümüzde... ...artık tarih süzgecinde biliyorsunuz... ...İngilizce revaçta duruma gelmiş. Siz İngilizceyi böyle... Işte ...ideolojik olarak düşünmeyin. Ben niye İngilizce öğreniyorum? Onlar Türkçe öğrensin diye düşünmeyin. Sonuçta bu dil... Herkesin kullandığı bir dil arkadaşlar. Pakistanlı bir adamla da konuşmak istiyorsun. Arabistanlı bir adamla mı konuşmak istiyorsun? Japonla mı konuşmak istiyorsun? İsveçliyle mi? İzlandalı ile mi? Hepsi İngilizce konuşuyor. Ya da en azından... ...onlar da bir şekilde öğreniyorlar. Ama... ...işte e, dil öğrenmek sizi... zihninizi zinde tutan... ...olaylardan bir tanesi. Aynen sudoku oynamak gibi. Aslında sudoku oynamayı da buraya yazmalıyım ama... Hani sudoku oynamak hayat değiştiren bir olay değil. Ama dil öğrenmek gerçekten hayat değiştiren bir olay olarak ben görüyorum. Yani dil bilmeyen insanları üzülüyorum. Çünkü hani büyük bir fırsatı kaçırıyorlar. Gerçekten siz 200 tane ülke var. Dünyanın 200'de biriyle iletişim kuruyorsunuz. Dünyanın 200'de biriyle minicik bir toplumla. Türkiye tabii ki büyük ama dünya düşünüldüğünde Türkiye küçük. Lütfen İngilizce öğrenin. Gerçekten göreceksiniz, zihniniz açılacak ve böylece zihninizin bir şeyler öğrenebilme yeteneği. Sadece İngilizce değil bu. Bir şey öğrenin. Mesela bir satranç da olabilir. Ya da ne bileyim, atıyorum bir Şu anda aklıma gelmiyor ama bir spor ya da bir üzerinde düşünme gerektiren, yani düşünme gerektiren, akıl gerektiren bir şeylerle meşgul olmaya başlayın. Dil bunlardan en yararlısı çünkü öğrendikten sonra bir işinize yarayacak. Satranç pek bir işinize de yaramayabilir yani. Öğrenirsin. Oynayacak adam bulamazsan tek başına kalırsın yani. Öyle bir şey bulun ki yani sizin işinize yarasın, zihninizi geliştirsin, aklınızı açsın ve bir şeylerle meşgul olmanızı sağlasın arkadaşlar. Resim de bunlardan bir tanesi. Aslında bir dönem ben resime başladım. Hala yapıyorum. Resimdeki o matematiksel oranları bulabilmek işte burunla şunun arasındaki mesafene kadar falan ölçüp biçmek falan insanın kafasını gerçekten acayip çalıştıran bir olay. Onu da size tavsiye ederim resim yapın veya hiç bilmiyorsanız mesela gitar alın. Gitar dünyanın en basit enstrümanlarından bir tanesi akorları basmak. Ben bir haftada falan insanlara öğretiyordum gitar çalmayı özellikle yani akor basarak gitar çalmayı gamları değil de akor basarak gitar çalmayı. Bir haftada, iki haftada öğrenirsiniz ve onları yapmak bile yaşınız eğer iyice ilerlediyse mutlaka bunları yapın. Bak mutlaka, mutlaka beyniniz artık çalıştırmaya başlayın. Yoksa gerçekten artık bir süre sonra pas tutmaya başlayacak arkadaşlar. Evet bugünkü videom böyleydi. Bu dediğim 10 tane alıştırmayı eğer yaparsanız gerçekten hani... E, hayat değiştirici muazzam bir olay olmayacak belki ama Hayat değiştirici olaylar eğer dağların arkasındaysa, sizin o dağa ufak ufak tırmanmanızı sağlayacak adımlar bunlar işte. Bu adımlar atmaya başlayın. Yeni enerjiler size gelecek. O enerjileri kullanın ve yeni adımlarda yeni güçlerle donanın. Belki de bundan sonra koşmaya başlayacaksınız. Belki bundan sonra uçmaya başlayacaksınız ve potansiyelinize doğru e, gideceksiniz. Buna inanıyorum. E, sizleri seviyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve Katıl butonuna da basarak bana destek olmak isterseniz gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşçakalın. Esen kalın.